Kulislerde ne konuşuluyor? Hem AK Parti hem MHP cephesinde bu prensipte anlaşmanın detayında ne var? Sevgili Serkan Bayram, şimdi iki taraf da bir ittifakı istiyor ve büyük bir olasılıkla bu ittifak olacak. Sadece şekli konusunda soru işaretleri var. O da Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin buluşmasından sonra ki kamuoyuna bir fotoğraf ve liderler düzeyinde bir irade beyanı olacak. Sonrasında AK Parti ve MHP'de komisyonlar yönteme çalışacak. Şimdi bu genel seçimdeki ittifak kadar kolay değil. Önce onu söyleyelim. Yani genel seçimde bir yasa değişikliği yapılmıştı. Siyasi partiler yasasında ve seçim yasasında. Dolayısıyla iki parti kendi amblemiyle ortak pusulada yer alarak seçime girebildi. Fakat yerel seçimde böyle bir şans yok. Çünkü buna dair bir yasal düzenleme yok. Dolayısıyla fiili bir ittifak olabilir ancak. Dolayısıyla bir yönteme karar vermeleri gerekiyor. Yani diyelim ki bir X ilinde MHP adayı desteklenecekse AK Parti ya aday göstermeyip MHP'nin adayına bizim de adayımız diyecek ve seçime girmeyecek o ilde. Evet. Ya da kazanma iddiası ihtimali olmayan bir sembolik aday göstererek MHP'ye çok ciddi zımni bir destek verecek. Mesela en büyük örnek İstanbul değil mi bu konuda? Yani MHP İstanbul'da aday göstermeyeceğiz. İstanbul MHP adayı göstermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla AK Parti'nin adayını destekleyeceğini peşinen ilan etti. Bu hem AK Parti biraz kendi yani MHP kendi matematiğine bakarak buna karar verdi. Bir de aslında jest de yapmak istedi ama